Merhaba sevgili hanımlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Annemin Örgü Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle aşırı kolay, güzel, şık, gösterişli, çeyizlik yelek modellerinde, bebek örgülerinde, battaniye modellerinde, şal modellerinde kullanabileceğiniz harika bir model yapacağız. Bu modelim aşırı derecede kolay sevgili hanımlar. Yeni örgüye başlayan arkadaşlarım bile kolaylıkla bu modelimizi yapabilecekler sevgili hanımlar. Evet, ben şöyle alize tığın, alize angora tığın ipini sevgili hanımlar ikiye katladım. Şöyle orta kalınlıkta bir ip haline getirdim. İpimiz ince bir ip olduğu için hemen şu şekilde bakın burada görünüyor. İnce bir ip olduğu için ikiye katladım. Modelimi daha gösterişli hale getirdim. Alize angora ile model kurmak isteyen arkadaşlar ince olduğu zaman böyle daha böyle şey duruyor. Bazı arkadaşlarımız ince olarak seviyor. Bazı arkadaşlarımız böyle iki katlı olarak seviyorlar. Ben de iki katlı olarak sevdiğim için sizlere bu şekilde anlatıyorum. Sizler ister tek katlı ister çift katlı olarak yapabilirsiniz. Evet, aşırı derecede kolay ve gösterişli iki şişle yapılan harika bir örgü modeli. Buyurun hep birlikte yapalım. Evet, hemen modelime geçeceğim arkadaşlar. Şöyle ben 3 sıra haroşa örgü yaptım. Sizler dilediğiniz lastik modellerinizi kullanabilir. Burada kenar patlarınızı kullanarak modelinizi kurabilirsiniz. Modelimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. 6 ve 6'nın katları artı 2 ilmekle modelimizi kuruyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi siz lastiklerinizi örün, kenar patlarınızı ayarlayın sevgili hanımlar. Modeli ön yüzden kuruyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Yeni örgüyü öğrenen arkadaşlarım dahil tüm herkes bu modeli rahatlıkla yapabilecekler arkadaşlar. Kenar ilmeğimi aldım. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Hemen burada sevgili hanımlar modelimizin birinci sırasını kuruyoruz. Kenar ilmeğimden sonra 1, 2, 2 tane düz yaptım bakın. Kenar ilmeğimden sonra 2 tane düz yap. Evet, şimdi 2 tane düzden sonra sevgili hanımlar burada 2 ilmeğimle bakın önce bir kere doluyorum, başını doluyorum, tekrar bir kez daha alıyorum bakın. Hemen yanındaki ilmeğime de aynı şekilde bir kez örüyorum, başını doluyorum, bir kez daha örüyorum. Bakın 2 ilmeğimi bu şekilde hazırladım. Evet, şimdi bir modelim bu şekilde sevgili hanımlar. Hemen burada 2 tane de düz ilmeğimiz var yine. Evet, bakın 2, 4, 6. Bakın 6 ilmek üzerinden modelimizi kurduk. Şimdi arada 2 tane düz yapıyorum yine. Buradaki 2 düz ilmeğim bu modelime ait. Bu 2 düz ilmeğim de şimdi yeni kuracağım modelime ait. 1 doladım, 2 bir daha ördüm, 3 bakın bıraktım. 1 ilmekten 3 ilmek çıkardım. Hemen yanındaki ilmeği 1 doladım, 2 bir daha ördüm, 3. Yine 1 ilmekten 3 ilmek çıkardım bakın. Evet, 2 ilmeğimizi yan yana bu şekilde yapıyoruz. Ve şimdi yine burada 2 tane düz yapıyorum. 1, 2. Yine hanımlar bakın hemen şuradan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek üzerinden ikinci bir model daha kurduk. Hemen yine 2 tane düz yapıyorum. 1, 2. Üçüncü bir model yine kuruyoruz. Şimdi 2 ilmeğimi yine bakın önce 1 doladım, 2 bir kez daha ördüm, 3. Yani 1 ilmekten 3 ilmek çıkardım. Hemen ikinci ilmeğimi örüyorum. Önce 1, sonra 2, bir daha örüyorum aynı ilmeği. Aynı ilmekten 1 ilmekten 3 ilmek çıkardım. Yine 2 tane düz yapıyorum. 1, 2 ve kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet sevgili hanımlar, birinci modelimizin sırası bu şekilde. Şimdi modelimin ikinci sırasındayım ve arka yüzündeyim. Modelimizin arka yüzünde yaptığımız işleme dikkat edelim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi aldım. Burada 1, 2, 2 tane ters ördüm. Hemen ipi kendimden tarafa aldım. Bu 1 ilmekten 3 ilmek çıkardığımız ilmekleri bakın 3,
3 ilmek olarak diğer şişimi örmeden aldım arkadaşlar. Ve şu arkasındaki ilmeği serbest tutmaya çalışıyorum ki şöyle germesin. Evet, yine arada 4 tersimizi yapıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Arada 4 tersimi yaptım. Yine burada bakın, 1 ilmekten 3 ilmek aldığım ilmek var. İp benden tarafta. Hemen 3 ilmeğimi aldım bakın. Diğer 3 ilmeğimi de alıyorum. Bu şekilde. Bakın, 2 tane yan yana 1 ilmekten 3 ilmek çıkardığımız ilmeklerimiz var. Örmeden diğer şişimizi aldık. Şimdi şu ipimi, bakın şu arada uzattığım, örmeden aldığımız için arada bir ipi uzatmamız gerekiyor biraz. Şöyle hafif şöyle tutuyorum ki gerilmesin. 1, 2, 3 ve 4. Bakın modelimizin ikinci sırasında yaptığımız işlem. 4 tane tersimizi yaptık. İpimiz bizden tarafa da. Ve yine üçüncü bir modelimizin ilmeklerini alıyoruz. Bakın 3-3 kurulmuş olan ilmeklerimizi, 1 ilmekten 3 ilmek çıkardığımız ilmekleri örmeden aldım. Ve 2 tane tersimi burada örüyorum. 1, 2 ve kenar ilmeğimi ördüm. Evet, modelimizin ikinci sırasında da arkadaşlar yaptığımız işlem bu. Modelin üçüncü sırasındayız ve ön yüzündeyiz. Arka yüzünde ördük. Şimdi kenar ilmeğimi alıyorum bakın. Burada bir tane düzümü örüyorum. Kenar ilmeğimden sonra bir düzüm örüyorum. Burada benim bir düz ilmeğim kaldı sevgili hanımlar. Hemen şu şekilde düz ilmeğimizi ve buradaki 3 ilmeğimizi alıyorum. Bakın bu şekilde. Hemen şöyle çeviriyorum arkadaşlar. Bu öndeki bir ilmeği arasına mı girdik? Evet. Hemen şu şekilde çeviriyorum. Bu bir ilmeğimi örmeden, pardon yine yanlış yaptım arkadaşlar, kusura bakmayın. Işığımda yansıma yapıyor arkadaşlar. Işığım yansıma yaptığı için ilmeği göremedim. Evet, şöyle tekrar aldım. Bakın şu arkadaki bir ilmeğimizi bir düz ilmeğimizle buradaki 3 ilmeğimizin yerlerini değiştiriyorum. Bu şekilde. Burada kenar ilmeğim 2 düzüm vardı. Şimdi buradaki bir düzle bu 3 ilmeğin yerini değiştirdim. Ve 3 ilmeğimi birlikte ördüm arkadaşlar. Bir ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi yine burada 3 ilmeğim ve bir düz ilmeğimi birlikte alıyorum. Bakın bu şekilde. 3 ilmeğimi öncelikle şişime alıyorum. Şu şekilde. Sonra arkasındaki bir düz ilmeğimi öne getiriyorum. Yani ilmeklerimizin yerini değiştirdik. Bir düz ördüm. 3 ilmeği de birlikte ördüm. Evet, bakın bir modelimizi bu şekilde kurduk. Şimdi arada 2 düz yapıyorum. 1, 2. Bakın arada 2 düz yaptım. Bu şekilde. Yine burada ikinci modelimizi de aynı şekilde kuruyoruz arkadaşlar. Yine örmeden ilmeklerimi şişime alıyorum. Hemen şöyle bakın şu baştaki düz ilmeğimi alıp 3 ilmeğimle yerlerini değiştiriyorum. 3 ilmeğimi birlikte ördüm. Sonra bir düz ilmeğimi ördüm bakın. Yine burada da aynı. Hemen 3 ilmeğimle bir düz ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Bir düz ilmeğimi yine düz olarak örüp 3 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Evet, bakın yine bir modelimizi daha hazırlamış olduk sevgili hanımlar. Şimdi yine arada 2 tane düz. 1, 2. Son modelimizi de birlikte uygulayalım. Bakın bir düz ilmeğimi ve üçlü ilmeğimi birlikte diğer şişime alıyorum. Hemen şu öndeki tek düz ilmeği bakın alıyorum. Buradaki 3 ilmeğimle yerlerini değiştiriyorum. Ve üçünü bir ördüm. Tek düz ilmeğimi de ördüm. Burada da sevgili hanımlar yine aynı şekilde bakın. Birini arka taraftan alıyoruz. Birini ön taraftan bakın. 3 ilmeğimi alıyorum. Arkasındaki düz ilmeğimi bakın ortaya takıyorum. Ve bir düz örüyorum.
3 ilmeğimi de birlikte ördüm. Şimdi burada bir düz ilmeğim var, bir de kenar ilmeğim var sevgili hanımlar. Evet, modelimizin 3. sırasında bu şekilde hazırlamış olduk arkadaşlar, bakın. Şimdi modelimizin arka sırasında ve 4. sırasındayız. Tüm ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Bakın. Düz olarak diyorum, ters olarak örüyoruz arkadaşlar. Hiçbir işlem yapmıyoruz. Tüm ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Evet, sıra başına kadar tüm ilmeklerimizi ters örüyoruz. Evet güzel hanımlar, inşallah modelimi beğenmişsinizdir. Modelim gerçekten çok güzel ve çok sevilen bir model. Bir de benden izleyin istedim. Evet, şöyle bir modelimizi hazırlamış olduk sevgili hanımlar. Şimdi bu modelimizi bitirdikten sonra, tamamladıktan sonra, bakın modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Bu modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Şimdi arasında 2 sırada, yani şöyle kenar ilmeğimi alıyorum. Tüm ilmeklerimi düz örüyorum. Kafanız karışmasın diye bu şekilde rahat anlatmak istedim. 1 sıra düz örüyorum tüm ilmeklerimi. Evet, modelimiz 4 sıraydı, tamamladık. Arasında, modeller arasında böyle 1 sıra düz, bakın sıra sonuna kadar bir sıra düzümüzü örelim. Evet, bir sıra, bakın tüm sıramı tamamladım, düz ördüm. Şimdi arka yüzünden de yine bir sıra ters örüyorum. Tüm ilmeklerimi bir sıra ters örüyorum. Evet, bu model 4 sıradan oluşuyor. Bu ara modelleri, ama 8 sırada bir modelde diyebiliriz arkadaşlar. Bu 2 sırayı da ben sizlere kafanız karışmasın diye net olarak, hani modelden sonra bir sıra düz, bir sıra ters örmeniz gerekiyor. Hani ben modelim 8 ilmek, 8 sıradan oluşuyor demedim. Çünkü modelim, ana modelim 4 sıradan oluşuyor. Şurada. Burada arada bir düz, arkasından da ters yapıyoruz. Şimdi yine ikinci bir modeli kuracağız güzel hanımlar. Şimdi ikinci modeli nasıl kuruyorum? Buyurun hep birlikte yapalım. İnşallah sizler de benimle birlikte yapıyorsunuzdur. Kenar ilmeğimi aldım. Burada ilk modelimi nasıl kurmuştum hanımlar? 2 tane düz örüyorum, bakın. 2 düzden sonra 2 ilmeğimle, bakın önce 1, doladım 2, bir kez daha ördüm 3. Tekrar önce 1, sonra 2, bir kez daha doladım 3. Bakın bu şekilde 2 tane düz. 1, 2. Şimdi 6 ilmekle ne yaptık? Bir model kurduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bakın. Şimdi ikinci bir modelimi de 2 tane düz. Bakın 2 tane düz. Buradaki 2 ilmeğimizde yine model kuruyoruz. 1, doladım 2, bir daha ördüm 3. Hemen yanındaki bir kere ördüm, doladım, bir daha ördüm 3. Yani bir ilmekten 3 ilmekler çıkardık. Şimdi yine 2 düz. Evet, ikinci bir model daha kurduk. Şimdi 3. modelimizi kuruyoruz. 2 düz. Bakın 2 düz, yani arasında 4 tane düz ilmek oluyor. 2 düzümüzü yaptık. Burada 2 ilmeğimizle yine önce 1, sonra dola, sonra bir daha ör. 3 ilmek, bir ilmekten 3 ilmek. Tekrar bir kere ördüm, doladım, ilmeğimi bir kez daha ördüm. Ve burada 2 düz ilmeğimi örüyorum. 1, 2 ve kenar ilmeği. Evet hanımlar, modelimi ben ikinci kere nasıl kurduğumu gösterdim. Şimdi modelimizin yapımı bu şekilde hanımlar. Hızlı bir şekilde burayı da sizlere göstermek istiyorum. Evet, kenar ilmeğimi aldım. Burada 2 tane ters. 1, 2. Şimdi ipim benden tarafta. Burada bir ilmekten 3 ilmek aldığım 2 tane yan yana ilmeğim var. İkisini de bakın bu şekilde örmeden alıyorum. Diğer şişime geçiriyorum. Şu arkadaki ipimi germeden burada 1, 2, 3, 4. 4 tane ters yapıyorum. İpi yine kendimden tarafa alıyorum. Bakın bu aradaki bir ilmekten 3 ilmek çıkardığımız 2 ilmeğimizin üzerindeki ilmekleri alıyoruz.
Yine ipimiz bizden tarafta. Bakın burayı germeden yine 1, 2, 3, 4. 4 tersimi yaptım. Tekrar yine bir ilmekten 3 ilmek çıkardığım ilmeklerimi örmeden diğer şişimi alıyorum. Bakın bu şekilde. Yine germeden buradaki 2 tersimi yapıyorum. 1, 2 ve kenar ilmeği. Modelimin ikinci sırası da bu şekilde sevgili hanımlar. Evet, modelimizin tekrar üçüncü sırasındayız. Modelimizin üçüncü sırasındaki yaptığımız işlem çok kolay sevgili hanımlar. Kenar ilmeğimi aldım. Burada bir tane düz örüyorum bakın. Bir düz ördükten sonra buradaki bir düz ilmeğimi bakın alıyorum. Ve buradaki 3 ilmekle birlikte diğer şişime alıyorum bakın. Şimdi buradaki tek düz ilmeğimi aldım. Buradaki 3 ilmeğimle yerlerini değiştirdim. Ve 3 ilmeğimi birlikte ördüm. Yanındaki ilmeğimi de düz ördüm. Bu şekilde. Yine hemen karşısındaki 3 ilmeği alıyorum. Yanına bir de düz ilmek daha aldım. 3 ilmeği aldım. Sonra arkadaki düz ilmeği aldım. Ortaya getirdim. Ve bir düz ördüm. 3 ilmeğimi de ördüm arkadaşlar. Evet bakın. Bu şekilde. Yine 1 2 2 ilmeği, 2 düz ilmeğimi ördüm. Burada yine bir düz ve üçlü gruplu ilmeğimi alıyorum. Hemen şuradan ilk ilmeğimi, düz ilmeğimi aldım. Buradaki 3 ilmeğimle yerlerini değiştiriyorum. Üçünü bir ördüm. Tek ilmeğimi de ördüm arkadaşlar. Yine burada karşısındaki 3 ilmek ve tek düz ilmek. Bakın 3 ilmeği önce şişimi alıyorum. Sonra arkasındaki tek ilmeği ortaya alıyorum. Bir düz ve ikinci üçlü ilmeği de ördüm. Yine 2 düz. Bakın bu şekilde. Yine burada bir düz ve 3 ilmeğimizi alıyoruz. Arkasından tek olarak ilmeğimi alıyorum. Sonra buradaki 3 ilmeği en başa takıyoruz. Üçünü bir örüyoruz. Bir ilmeğimi düz. Yine burada bakın 3 ilmek ve arkasından bir düz ilmek alıyoruz. Önce 3 ilmeğimi alıyorum. Sonra arkasındaki bir düz ilmeğimi ortaya getiriyorum. Ve bir düz örüyorum. 3 ilmeğimi birlikte ördüm. Ve kenardaki bir düz ve kenar ilmeğimi de ördüm. Evet, ikinci bir modelimi de bakın bu şekilde sizlere gösterdim. Şimdi arka yüzde sevgili hanımlar tüm ilmekleri ters örüyoruz. Tüm ilmeklerimizi ters örelim. Sıra başına gelelim. Evet, bir modelimizi bu şekilde yine anlatmış oldum. Evet, tüm ilmeklerimi modelimin dördüncü sırasında ters olarak örüyorum. Evet, şimdi ön yüzdeyiz. Bakın hanımlar, modelimiz tamamlandı. Şimdi şu aradaki bir sıra düz ve arkasından bir sıra tersi yapacağız. Burada bir sıra düz, arkasından da bir sıra ters örüp modelimizi tamamlayacağız arkadaşlar. Evet. Kenar ilmeğimizi alıyoruz. Modelimiz bittikten sonra bir sıra düz örüyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde bir sıra düz ve arkasına geçiyoruz. Bir sıra tersimizi örüyoruz ve modelimizi yeni bir üçüncü modeli kurmak üzere hazırlayacağız. Evet, bu şekilde tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet hanımlar, sizlere ben şöyle iki modelle anlattım modelimi. İnşallah anlaşılır olmuştur. Gerçekten hem güzel hem şık hem de çok gösterişli bir model. Evet güzel hanımlar, şimdi yine tekrar üçüncü bir modelimizi kenar ilmeğimizi örüp iki tane düz yapıp bu iki ilmekle bir ilmekten 3 ilmek alıyoruz.
Hemen yanındaki düz ilmeğimizi de yaptığımız zaman bir modelimizi oluşturmuş oluyoruz. Evet, ben modelimin biraz daha büyüğünü yaptım. Hemen sizlere göstereyim hanımlar. Modelimizin ilerlemiş hali nasıl, bir de görün. Evet, modelimizin ilerlemiş hali bu şekilde sevgili hanımlar. Çok çok güzel bir model. Çeyizlik yelek modellerinde, bebek örgülerinde, şal modellerinde. Yani aklınıza gelebilecek her türlü örgülerde kullanabileceğiniz harika, gösterişli, şahane bir model güzel hanımlar. Evet, inşallah beğenmişsinizdir modelimi. Eğer beğendiyseniz arkadaşlarınızla, dostlarınızla paylaşmayı unutmayın diyorum. Gerçekten şöyle şahane bir model. Evet güzel hanımlar. Sizler de bu güzel modeli benimle birlikte inşallah yapmışsınızdır. Beni buraya kadar izlediğiniz için sizlere teşekkür ederim arkadaşlar. Evet, bakın modelimizin arkası da bu şekilde. Arkasının da güzelliği, ayrı bir güzelliği var bakın. Evet, modelimizi hemen sizlere ben şöyle bırakıyorum arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir ve benimle birlikte siz de bu güzel modeli yapmışsınızdır. Evet güzel hanımlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yeni videolarda tekrar bir arada olmak üzere. Sizleri en güzellerine emanet ediyorum. Bugününüz yarından, yarınız bugünden daha güzel olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın diyorum. Abone olmak ücretsizdir. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.